Zehirli bir insan mısınız? Zehirli insan olduğunuzun 4 işareti. Bundan önceki videolarımda sinsi insanlar, toksit insanlar, uzak durmanız gereken insanlar, bütün bu insanlarla ilgili paylaşımda bulunduğum ve herkes çevresinde bu insanları fark etti ve bu insanlardan uzak durmaya çalıştı. Ama ya o insan sizseniz? Ya insanlar belki de onun için sizden kaçıyor. Belki problem onlarda değil sizde. Hiç kendinizin zehirli bir insan olup olmadığını düşündünüz mü? İşte şimdi öğrenme zamanı. Zehirli bir insan olduğunuzun 4 işareti. Bakın bakalım bu işaretler sizde var mı yok mu? Varsa insanların neden kaçtığı belli oldu. Benden söylemesi. Hemen veriyorum. 1. Diğer insanlar hakkında kötü konuşmak ya da onları eleştirmek. Var mı bu madde? Dönün sorun kendinize, sürekli insanları eleştiriyor muyum? Sürekli diğer insanlarla ilgili negatif şeyler mi düşünüyorum? Onları beğenmeyip küçük mü görüyorum? Eğer sürekli insanları eleştiriyorsanız, diğer insanlar hakkında hep negatif şeyler aklınıza geliyorsa ve bunu dile getiriyorsanız, bir de onları beğenmeyip küçük görüyorsanız, birinci madde tutuyor, siz zehirli bir insansınız. 2. Hayata negatif yönden bakıyorsanız, zehirli insan her zaman negatiftir. Baktığınız zaman hayatın içinde her zaman negatifliği yakalıyorsanız ve her zaman kızacak, sinir olacak, tepki gösterecek bir şeyler buluyorsanız demek ki ikinci maddede sizde var. Siz zehirli bir insansınız. Size göre hayatın içinde tepki gösterecek, üzülecek, sinirlenecek çok neden varsa bu madde sizde var. Ve İnsanlar benden uzaklaşıyor, acaba neden uzaklaşıyor diye düşünüyorsanız şunu unutmayın. Eğer iğneleyici bir yapınız varsa, her şey hakkında şikayet ediyorsanız, karamsar ve üzgün bir havanız varsa kim sizin yanınızda durmak ister ki? Ya bunu görün. Hiçbir şeyde pozitiflik göremediğiniz için onların enerjilerini emiyorsunuz. Onun için kaçıyorlar. 3. Diğer insanlardan çok fazla beklenti içindeyseniz. Şimdi insanlar hayatınızın bir parçası bile olsa, çok yakınınız bile olsa, işte eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, çok yakınlarınız bile olsa bu insanların tüm ilgisini ve tüm zamanını alamazsınız. Tüm ilgilerini ve zamanlarını tamamen size ayıramazlar. Eğer bu beklenti içinde hareket ediyor, davranıyorsanız siz zehirli bir insansınız. Sürekli ilgi bende olsun, sürekli bana zaman ayırsınlar, sürekli benimle ilgilensinler, benden başka kimse yokmuş gibi hareket etsinler, böyle bir şey yok. Herkesin kendi hayatı var, herkesin kendi yapacakları var, herkesin kendine göre çevresi var. Herkes sadece hayatlarında sen varmışın, senden başka kimse yokmuş gibi davranamaz. Böyle bir beklenti içindeyseniz siz zehirli bir insansınız ve çevrenizdeki insanları yoruyorsunuz. Bunu da görmeniz lazım. 4. İlgi manyağısanız. Nasıl bir şey hocam bu? Problemleri abartıyorsun, kıskançlık sahneleri oluşturuyorsun. Ne zaman oğluyla gelini tatile çıkacak olsa anne hastanelik. Ambulans geliyor, kadını hastaneye götürüyorlar. Ortalık karışıyor. Rezerve ettikleri tatile gidemiyorlar. Olaya bak. Sürekli kavga ediyor, huzursuzluk çıkarıyor, tartışıyor. Aslında diyor ki ilgilenin benimle. Beni görün. İlgi sizin dışınıza kaydığı anda sıkıntılar, problemler, huysuzluklar, kıskançlıklar, kargaşa çıkarıyorsanız siz zehirli bir insansınız. Ve eğer bu 4 madde varsa gerçekten insanlar sizden kaçar ve kaçmakta haklılar. Onun için bu 4 maddeyi hayatınızdan çıkarmadıktan sonra çevrenizdeki insanları hayatınıza alamazsınız. İnsanlar ilgilenir, insanlar bakar size ama neden bakar biliyor musunuz? Eğer çok yakınınızsa, oğlunuzsa, kızınızsa, yakın akrabalarınızsa yakınınız olduğu için bakar. Ama severek, coşkuyla bakmaz size. Eğer bu 4 özellik sizde varsa bir an önce bundan kurtulun ve hayatınız güzelleşsin. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.